Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Stoltenberg, Ukrayna'nın üyelik başvurusu hakkında, Ukrayna'nın kendi yolunu, ne tür bir güvenlik düzenine gireceğini seçme hakkı vardır, dedi. Stoltenberg, Ukrayna'nın üyeliğine sadece 30 NATO üyesinin karar verebileceğini, üyelik için oy birliği gerektiğini söyledi. Bunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa topraklarında görülen en büyük zorla ilhak girişimi olduğunu, Ukrayna topraklarından kabaca Portekiz büyüklüğünde bir alanın Rusya tarafından yasa dışı bir şekilde silah zoruyla ele geçirildiğini kaydeden Stoltenberg, sahte referandumlar Moskova'da yapıldı ve uluslararası hukuku tamamen ihlal ederek Ukrayna'ya dayatıldı. Değerlendirmesinde bulundu. Stoltenberg, bu topraklar Ukrayna'dır, Donetsk Ukrayna'dır, Luhansk Ukrayna'dır, Herson Ukrayna'dır, Zaporizhya Ukrayna'dır, Kırım'ın Ukrayna olduğu gibi ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna topraklarını ikinci kez zorla ele geçirdiğinin altını çizen Stoltenberg, bu, savaşın başlamasından bu yana en ciddi tırmanışı temsil ediyor, dedi. İlhak kararını, güç değil, zayıflık göstergesi olarak gören Stoltenberg, bu, savaşın planlandığı gibi gitmediğinin ve Putin'in stratejik hedeflerinde tamamen başarısız olduğunun itirafıdır, diye konuştu. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.